Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Biz iyiyiz çok şükür. Bir sıkıntı yok. Hayata devam ediyoruz. Elhamdülillah. Şimdi sizinle Akvaryum'da başıma gelen bazı olaylar hakkında bilgiler paylaşacağım. Tecrübelerimi paylaşmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Ne tür zorluklarla karşılaştım, çözüm olarak neler yaptım, onları anlatacağım. Şimdi yaklaşık bir buçuk ay önce bir tatile gitmiştim. Onun da videolarını paylaşmıştım, birkaç tane belki izlemişsinizdir. İzlemeyenler kanala bakabilir. Kanal tatil dönüşünde bir akvaryumla ilgili bir video paylaşmıştım. Neler oldu diye. Şimdi tatil dönüşünde paylaştığımda videoda hiçbir sorun yok demiştim. Gayet iyiydi. Tabii biz ne yaptık? Gelir gelmez baktım tatil dönüşünde. Akvaryumda ölen kalan var mı? Mercan kaybı var mı diye bakmıştım. Ama yoktu. O yüzden bir sorun yok diye sevinmiştim. En azından sıcaklık yükselmesi, artmada, su tavanlamada suyun bitmesi gibi bir durum olmamıştı. Ama göründüğü gibi değilmiş. Neler oldu? Şimdi normalde ben düzenli olarak test yapıyorum. Akvaryumda değerlerimi ölçüyorum. Ama bir kalsiyum testim bitmişti. O yüzden onu ölçmüyordum. Kullandığım test Salifert'in testini kullanıyorum ben. O uzun zamandır Türkiye'ye gelmiyordu. Gümrükte takılmış. Aldığım bilgiye göre her 5 yılda bir bunların bir onaydan geçmesi gerekiyormuş. O yüzden şu anda gümrükte test sürecindeymiş. O yüzden alamıyordum ve test yapmıyordum. Bu süreçte neler olmuş? Magnezyum vardı. Magnezyum bir ölçüm dedim. Magnezyum 1500 üstüne çıkmış. Tabii 1500 üstüne çıkınca da dedim büyük ihtimalle kalsiyum da yükseldi. Bunlar çünkü beraber çalışıyor ikisi. Sonra başka bir markaya önerdiler. Refaktörünün testlerini önerdiler. O da doğru ölçü dediler. Onu aldım. Ve bir ölçtüm ki kalsiyum da 500'ün üstünde. Tabii 500 üstünde olunca da o süreçte yavaş yavaş zaten mercan kayıplarım oldu. Bir Galaxy Coral'ın Galaxy Torch'un Galaxy diyorum. Dragon Torch'um ölmüştü. Şu arkadakinin yani bir tane daha vardı. O öldü. Hammer'ım öldü. Ve bayağı bir zoa kaybım oldu. Zoalar çoğu eridi. O da kayıplarımız oldu. Tabii bunu hemen düzeltmek için uğraştık. İlk önce hemen bir zeolit taşı koydum sampa. Suyun geldiği yere. Bu iniş yerine hemen buraya zeolit koydum. Ondan sonra da su değişim yaptım. Yaklaşık 6-7 defa %15-20 civarında değişim yaptım. Yaklaşık toplamda 300-400 litre değiştirmişimdir herhalde. Tabii bunu PDF yaptım. Sürekli yapmadım. 2-3 günde arayla yaptım. Ondan sonra yavaş yavaş bunu yerine getirmeye çalıştık ve çok şükür geçen hafta itibariyle değerleriniz yerine geldi. Kalsiyumumuz 420 civarında. Magnezyum da 1250-1260 civarında. Şu an için değerler yerine geldi. Tabii bu süreçte zeolit taşı koyduğum için kağıtların da düşüyor. Zeolit bütün mineralleri emiyor. Kağıtın çok fazla düşmemesi için dozaj pompasından
KH dozlaması yaptım. Bu şekilde onu dibe vurmasını engellemeye çalıştım. Tabii yine de düşmüş bayağı. Şimdi onu da arttırdım dozajlama miktarını. Bu şekilde değerleri yerine getirdik. Tabii bununla bitti mi? Bitmedi. Şuradan net görünür mü bilmiyorum ama şurada kırmızı ışıklar var. Kayaların üstünde. Onları görürsünüz. Bunlar cyanobakteri. Akvaryum dengesi çok bozulduğu için cyanobakteri oluştu. Dalgadan da olur dediler ama da yani 2,5 senedir hiç dalgayla ilgili bir sorun olmadı. Hep hiç cyanobakteri olmamıştı. Benim tahminim değerlerden dolayı. Yine ne olur ne olmaz diye bir tane de ufak dalga motoru koydum buraya. QP5 benim normalde ana dalga motorum. EB18 Hasbro'nun onu kullanıyorum. Şimdiye kadar bir sorun olmamıştı. O yüzden akvaryum değerlerinden diye tahmin ediyorum. Bununla mücadele ettim birkaç kere. Biraz da sifonlama yaptım. Hortumla bu taşların üstündeki cyanobakteri çektim. Bunlar tamamen kırmızıydı bu kayaların üstü. 2 gün önce tekrar çektim. Şu an az miktarda var. Ama hala bitmiş değil. Onunla mücadele ediyoruz. Bu torçları, hammerları hepsini aşağı indirdim. Dalga motoruyla çıksın diye. Ama yine de bitmedi. Şimdi akvaryumcu arkadaşlardan destek aldım. Ne yapabilirim diye. Normalde kimyasal ilaç tarzı şeyler kullanmıyorum. Yani akvaryumda hep doğal mücadeleyi seçiyorum. Ama artık bir başka bir yöntem denemeye karar verdik. İki ürün önerdiler. Bir Chemiclean diye bir ürün. Bir de Fauna Marine'in Red X diye bir ürün. Chemiclean etkiliymiş ama mercanın renginde solmaya sebep oluyormuş. Ben de o riske girmek istemedim. Red X kullanmaya karar verdim. Red X bir 5-6 gün sürüyormuş kullanımı. Ama yine de mercan kaybından iyidir. O yüzden yavaş olsun, tam olsun diye düşündüm. Burada da görünür belki kırmızılıklar. Bu şekilde. Böyle bir mücadeleye gideceğiz bakalım. Bundan sonuçları hakkında size inşallah bir videoda yaparız. Olumlu sonuçlanır diye tahmin ediyorum. Durum bu şekilde arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. İnşallah faydalı olur. Verdiğim bilgiler benim başıma gelir, sizin başınıza gelmez. Testlerimizi yapmayı eksik bırakmayalım. Sürekli yapalım. Bir hobicinin elinde olması gereken testler nelerdir diye sorarsanız mutlaka olması gereken testler kalsiyum, magnezyum, potasyum, KH ve hangisini saymadım? Kalsiyum, magnezyum, KH, potasyum, bir şey unuttum. Fosfat, evet, fosfat testi. Bunlar olmazsa olmazlar. Nitrat ben uzun zamandır yapmıyorum. Ara sıra yapıyorum ama benim akvaryumda biliyorsunuz arka cam komple zeynep olduğu için bunlar nitratı emen mercanlar. Bir de şurada klorpolifim var biraz. Bunlar nitratı yükselmesini engelliyor. Nitratı zeynep ara ara azaltıyorum. İsteyen arkadaşlar oluyor, onlara veriyorum. Şurada frak yapıp, frakları var burada.
bu şekilde bir mücadele ediyoruz bakalım. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese keyifli hobiler diliyorum. Hayırlı günler.